Şimdi son zamanlarda müzik dünyasında patlak veren bir polemiğe geçelim. Çünkü Yonca Evcimik'e Aleyna'yı sordular. Aleyna ile ilgili benim 90'lardaki halimin aynısı ama tam taklit ediyor diyemem dedi. O açıklamayı alalım. Daha sonra Aleyna ile ilgili açıklamasını da vereceğiz. Geçmişimiz haftada bir tartışma heyecanlı aslında. Aleyna Tilki'nin sizi taklit ettiğine dair. Ben o konuyla ilgili sonradan bir o yayının şeysini koydum, videosunu koydum. Asla orada böyle bir laf yok. Aksine Aleyna Tilki, evet herkes benzetiyor. Şimdi bu kaçınılmaz. Benim 90'daki halimin aynısı. Ama taklit ediyor demek yanlış olur. Çünkü 2019'dayız. Kaldı ki çok beğeniyorum yaptıklarını. O birazcık herhalde haber olsun diye yapılmış bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu size gerçekten de sizin 90'lı yıllardaki... Evet. Ben tek eleştirim şu oldu. Yani benzemesi çok tatlı. Ben çok tabii ki yani benzesin ama dediğim gibi 1990 benim yaptığım, 2019'dayız. Yani biraz daha belki farklı olmalıydı. Biraz daha başka bir style bir şey olmalıydı diye düşündüm, o kadar. Onun dışında çok tatlı bir şey yok. Ben seviyorum. Hiç tanımıyorum. Yani galiba hiç tanımıyorum. Olabilir, muhakkak izlemiştir küçüklüğünde. Çünkü yani 5 nesil falan oldu benim büyüttüğüm. Daha da geliyor devamı. Dolayısıyla muhakkak izlemiştir. Muhakkak biliyordur. Ama dediğim gibi bu içten gelen bir şey ya. Yani ben de 90'larda içimden ne geliyorsa onu yapıyordum. Hissettiğim buydu. Dolayısıyla herkes nasıl mutlu oluyor söyle yaşasın. Bu şey değil. Bu yeni çektiği reklam filminde de sizin eski kliplerinize benziyor tabii. Yok artık. Onu görmedim. Görmediğim şey hakkında ve duymadığım bir şey hakkında bir şey söylemem yanlış olur. Ben teşekkür ederim. Taklit değil ama. Yani taklit bir şey yaptığını zannetmiyorum. Çünkü tavrı o. Ama hissiyat olarak benden aynı yani. O tür şeyler giydiğine göre kendi bütünü değiştiriyor gibi geliyor bana. 20-30 yıl önce ya. Onlar 30 yıl önce yapılan şeyler. O zaman sizin yapmanız gereken şu. Benim o görüntülerimi bulup yan yana koyun. 90 ve 2019 olarak. Hocam ne tavsiye edersiniz? Kime? Aleyna'ya. Olduğu gibi olsun. Ne tavsiye edeceğim? Ay iklim sen apayrı ses soğuk varar sevdalık kavrulup yanarım ben yine. Aboneyim abone, biletleri cebimde. Ballı lokma tatlısı aman hadi hayırlısı. Aboneyim abone, biletleri cebimde. Ballı lokma tatlısı aman hadi hayırlısı. Evet, yıllar sonra Aleyna'nın şarkıları da Yonca Evcimik'in şarkısı çaldığında zıpladığımız, oynadığımız gibi olacak mı acaba? İşte zaten önemli olan o. Yonca şu açıdan benziyor diyebilir. Çünkü o dönemlerde Yonca Evcimik gibi bir tip yoktu. Daha klasikti her şey. Bir anda böyle çıtı pıtı sarışın, kuralları yıkan bir kız çıktı. Hani o açıdan belki kendini benzetiyor olabilir. Ben hiçbir benzerlik olabilir. Göremiyorum saç rengi. Yani bugün, hayır bugün Aleyna'yı nasıl tartışıyorsak 90'larda da Yonca Evcimik'i öyle tartışıyorduk. Mood olarak ben birazcık benzetiyorum aslında. Yani ondan esinlenmiş midir diyorsun? Yok, esinlenmiş diyemem ama mood olarak yani sanki biraz benziyor. Daha böyle Britney Spears'ı taklit ediyor gibi geliyor bana Aleyna. Ha, değil mi? Bana da öyle geliyor ama. Evet. Burada da bir tek böyle bir saç rengi benziyor ama senin de dediğin gibi önemli olan 55 yaşında geldiğinde biz Aleyna'yı konuşuyor olacak mıyız? Aleyna'nın şarkılarını söylüyor olacak mıyız? Çünkü Yonca Evcimik 55 yaşında hala çok fit ve hala biz onun şarkılarını söylüyoruz. Tabii, kesinlikle. Peki benzerlikler arkadaşlar, benzer kareler bunlar mı bir tek? Bu etek zaten yüzyıllardır moda herhalde. He? Evet, yüzyıllardır kesinlikle. Değişmeyen bir moda. Üstelik Yonca daha cesurlarında giymişti. Ha, ama şöyle diyebilirsiniz, ikisi de direkt dansı yapmıştı. Bak onu hatırlıyorum. Çünkü Yonca Evcimik sanat hayatının kaçıncı yılını kutlamak için bir parti verdi. Orada bir direkt dansı vardı. Aleyna daha akıllı bir Blue Jean markasının reklamında direkt dansı bedavaya yapmadı. Evet. Hani böyle çılgınlık, çizgi dışı olmak, fark yaratmak anlamında tamam. Ama Yonca Aleyna'nın yaşındayken daha doğaldı. Yüzünde gözünde hiçbir şey yoktu. Aleyna 19 yaşında, daha 19 yaşında çok pırıl pırıl da bir cildi varken gitti dudakları doldurdu, yanakları da doldurdu.